Ekonomiyi sor, sen abi, ekonomiyi sorma ya. Ekonomi berbat yani. Ben ha geliri çok düşük birisi değilim ama ben bile zorlanıyorum geçinmekte. Sorumlusu kim abi bu ekonominin? Ben değilim vallahi. Oy verdin bu sorumluya daha önce? Verdim. Düşman mısın, vereceğim mi abi? Vermeyeceğim. Var mı aklımızda bir... Yeniden Refah Partisi. Lendöz ekonomi sıkıntı var mı, yok mu? YouTube kanalı mı? YouTube abi. Yayınlayacak mısınız? Yayınlıyoruz lan siz. Ya ben çok ağır konuşurum şimdi burada, kavga filan çıkar. Abi isim vermeden konuş. Ne diyebiliriz? Yani denecek hiçbir şey yok. Yani bu pahalılıkta, bu mazotun bu şekilde hani Brent petrolün %50 artışla Türkiye'de %400 artışının hiçbir açıklaması yok. Yani hükümetin istifa edip bu kanalları serbestçe insanlara çıkıp televizyonda hakkını, savunma hakkını verse, konuşma hakkını verse, kendisi de çıkıp işte siyasetçilerle açık açık otursa, konuşsa, Türk halkı da neyin ne olduğunu bilse biz memnun oluruz yani. Başka bir şey yok. Yani saraydan seçilmiş gazetecileri dayatılıp, yani konuşulacak şeyleri, mesela soruları dayatıp kendine sordurmayla bu işler yürümüyor. Yürümüyor ama halkın da halini görüyorsunuz yani. Yani asgari ücretle, yani bugün kaç milyon asgari ücreti var? Kaç milyon insan emekli? Bunlar 4 milyon, 5 milyon, yani 4 bin, 5 bin lirayla maaşla ev geçinebilir mi? Burada bir ev kirası şu anda sorun, 4 bin liradan aşağı ev kirası yok. Bağcılar ona keza. Beşiktaş'ta 10 bin lira ev kirası. Aldığı maaş 2500 lira. Hani saraydan böyle konuşmayla olmuyor bu işler. Bir aşağıya insinler halkın aşağısına, yani halkın yanına bir, halkın arasına bir dolaşsınlar. Yani neyin ne olduğunu veya televizyondan herhangi bir siyasi siyasetçilerle bir açık oturum yapsınlar. Yani Biden'dan büyük adam değil herhalde, değil mi? Biden tutup rakibiyle televizyonda kıyasıya mücadele veriyor. Ya Biden'dan büyük adam değilsen, eğer insansan, vicdansızsan, Müslümansan, çık birebir bütün kanalları bağladın kendine. Demirören'e dayadın. Krediyi de verdin, taksitlerini de almıyorsun. Yani böyle bir şey yok yani. Ben küçük esnafım. Çatır çatır vergimi ödüyorum. En küçük bir şeyde 8 bin lira ceza yedim. Cezasını ödedim. Ama ne oluyor? Büyük şirketlerin cezaları affediliyor. Demek ki alt kademenin hiçbir kıymeti yok. Hani onlara oy veren insanlar var ya, onların sırtına vurup zengine hizmet ediliyor. Ya Türkiye'de fakire, işte garibana, emekliye, işçi kesimine, özellikle işçi kesimine hizmet falan yok, onu söyleyeyim. Ben sanayi makinelerin alım satımını yapıyorum. Sürekli ayakkabı sektörü içindeyim veya tekstil piyasasındayım. Fakirden alınıyor, zengine veriliyor Türkiye'de. Zenginler çok zenginledi. Fakirler iyicene fakirliyor. Orta halli esnaftım, şimdi küçük esnaf oldum. 10 yılda. Orta halli esnaftım, şimdi daha küçük esnaf oldum. 5 tane şubem vardı. Bütün şubelerimi kapattım, tek iş yerim var. Niye? Ya çok büyüyeceksin ya da biraz küçüleceksin. Orta halliyi götürdü. Zenginler ne oldu? Buna keza zenginler kat 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 daha zenginledi. Özellikle pandemi süresince 1 ise 5 koydu yanına. Zaten istatistikler de zaten belli. Türkiye'de kaç tane milyoner, kaç kişi olmuş? Yani zenginler sınıfına kaç kişi katılmış? Bir de fakirler grubuna kaç kişi katılmış? Bu açıklanmıyor tabii. TÜİK bunları açıklamıyor. Yani ben daha çok konuşurum da yani. Teşekkür ederim abi, çok sağ ol. Bunu televizyonda mesela bir Show TV'de, Star'da, ATV'de yayınlayacaksın. Veya orada bir açık oturum yapacaksın ki bu halk da bunun neyin ne olduğunu bilsin. Basıyorlar gazı ATV'den. Halk da en çok alışmış ATV, Star, Show TV izliyor. Bilmiyor ki onların eski sahiplerinin çoktan kaybolup gittiğini. Hepsi Demirören grubuna bağlı olduğunu, Havuz Medyası'na bağlı olduğunu. Zaten Halk TV'yi, bilmem Tele1'i, Habertürk'ü çok fazla insan izlemiyor. Çünkü orada diziler falan yok. Bizim halkımızın şeyi dizidir. Dizi en çok hangi kanalda yayınlanıyorsa o kanalı izler. O kanalda da pof pofluyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Sonra vur vatandaşın sırtına. Şimdi 28 lira mazot. Ben Sinopluyum. 2-3 ayda bir Sinop'a giderdim. Şimdi düşünüyorum Sinop'a gideceğim. 300 liraya giderdik. Şimdilik araba 1500-2000 lira yakacak sırf gidişe. Malum hepimizin başında yani. Herkesin memleketi var. Kurban keseceksin, bilmem ne. Herkesin başında bu. Yani sadece bizim değil. Onlar da biliyorlar. Ha, onlar için para sorun değil. Biz onlara çalışıyoruz zaten. Örtülü ödenek diye bir şey var. Dibine dibine vuruyor Tayyip Erdoğan. Sağ olsun. Tansu Çiller döneminde 500 bin lira bir Selçuk Perslan'a
örtülü ödenekten para verilmişti. Ben gençtim o zaman, iyi bilirim. Kıyamet koptu Türkiye'de. Yer yerinden oynadı. Nasıl örtülü ödenekten Selçuk parasına 500 bin lira para verirsin diye. Şimdi Tayyip Erdoğan 20 seneden beri örtülü ödeneğin istediği yere kullanıyor abi. Kimse bir şey demiyor. Hatta yedek akçelerimize varana kadar savaş halindeki zorunlu kefen parası dediğimiz ülkenin parasını Ecevit rahmetli kendisi dik duramıyordu ama ülke olarak dik durdu Amerika'nın karşısında. Ama bu da çok güzel dik duruyor. Askerimizi Irak'a da sokmadı abi, biliyor musun? Aynen öyle. Aynen. Aynen. Ben minibüste o zaman minibüste yolculuk yapıyordum. Bütün minibüs şaha kalktı böyle. Yani öyle gururlar yaşayamıyoruz artık ülke olarak. Millet olarak. Yaşayamıyoruz artık. Her şeyi ayakları altına kaldı. Din ayakları altına kaldı. Din de ayakları altında şu anda. Ben Kur'an kurslarında büyüdüm. Sakallı bir dede gördüğüm zaman huylanıyorum artık. Din de ayakları altında. Önceden hürmet gösteriyordu bir insana. Dindara, kadına, erkeğe, yaşlıya bir hürmet vardı. Yok abi şimdiki. 50 yaşına girdim. Yok artık. At izi it izine karıştı. Damat da bunu söyledi. Hayırlı olsun dedi. Damat ondan daha dürüstmüş. Bak bıraktı gitti. 125 milyarı çarçur etti. Cebine koymadı. Çarçur etti. Düzgün kullanamadı. Ne yaptı? Hatasını anladı. Bastı gitti. Bunlar gitmiyorlar kardeşim. Yapıştılar koltuğa. Gitmiyorlar. Gitmezler de 2023'te gitmezler. İç savaş çıkacak. Gitmeyecekler abi. Allah olsun abi. İşte milli gömleği çıkartan kesim işte ülkeyi ne hallere getirdikleri belli. Şimdi diyorlar ki şimdi halk, şu fakir halk diyor ki Tayyip Erdoğan az önce haberlerde işte ben aracı şu arkaya bıraktım. Konuşması vardı. Nerede? İzmir'de bir yerde konuşuyor herhalde. Tayyip Erdoğan, Tayyip Erdoğan çok yaşa, çok yaşa. Kardeşim halka hizmet et. Gerçekten yaşa. Kime hizmet ediyor? Kime hizmet ediyor? Fakirden alıyor, zengine veriyor. Diyorlar ki yol yaptı, köprü yaptı. Lan kime yaptı yolu? Yol yaptığı yol kime? Koça hizmet ediyorsun, Sabancı'ya, zenginlere hizmet ediyorsun. Halka niye hizmet etmiyorsun? Yaptığın o Osman Gazi Köprüsü'nü, ben sürekli şeyler arası gidiyorum. Osman Gazi Köprüsü'nden bir sefer kullanmadım. Kullanmıyorum. Kullanmıyorum. Niye? Parasından dolayı. Ben otoban parası, köprü parası verene kadar öbür eski yoldan zaten benim arabam bu kadar mazot yok. İki katı mazotu niye vereyim parasını? He, çok zengin ekonomi olarak bir yere getirirsin halkı, bütün halkı getirirsin. O zaman herkes kullanır abi. Çanakkale'ye de gidiyorum. Ben feribotta geçiyorum Lapseki'ye. Niye? 45 liraydı, 50 liraydı. 200 liracık. Bak halk veremiyor şimdi Çanakkale halkını. Ben çok iyi biliyorum. Veremiyor halk. Geçmiyorlar abi. Daha geçen ay oradaydım. Köprü böyle ayaz gibi duruyor. Ha geçen geçiyor. Kim geçiyor? Zenginler geçiyor. Zengine zaten dokunmuyor abi. Zengin hesabının ne oldu, nerede olduğunu bilmiyor ki. Adama bir haber kanalı açıyor adam. Haber kanalından ya bir sürü haber kanalları var. İsim de vermeme gerek yok televizyonda. İşte yandaş medya gibi. Onların açık oturumlarını yapıyor. 5 kuruş para kazanmıyor. Öbür taraftan bir ihale veriyor. Hop televizyon şirketi ayakta kalıyor. Bunları da biliyoruz. Niye alttaki halka hizmet etmiyorsun? Azerbaycan'a hep Mustafa Cengiz'i götürüyorsun. Getir bir sürü iş adamları var ya burada. Şey, 100 daire, 50 daire yapabilen müteahhitler var. Onları da getir. Onlar da bizim Türkiye Anadolu aslanları. Onlar da aslan abi. Yani bunlar trilyonluk mu olması lazım? Veya senin yanına gelip sana el pençe devan riayet mi etmesi lazım? Sana bağlılığını mı gösterme, elini mi öpmesi lazım bana dersin? Hani Hazreti Ömer'den misal veriyorsun ya. Nerede Hazreti Ömer'in ya? Yalan dolan, hepsi sahtekar. Din tüccarları. Nerede Hazreti Ömer abi? Saraydaki yapılan harcamanın hatta hesabı yok. Nerede? Nerede hizmet? Var mı hizmet? Yok. Koskocaman havaalanı yaptılar. Havaalanı boşa çıktı. Boşa çıktı. Millet bahçesi. Milletin bahçeye ihtiyacı yok. Milletin işe ihtiyacı var. Bir tane fabrika kur. Her ile birer tane fabrika kur. Atatürk'ün şu yaptığının %1'ini yap. Yeterli ya. Ben Atatürkçü değilim. Ama Atatürk hayranıyım. Her geçen gün hayran oluyorum. Niye? Kısacık ömrüne çok büyük işler yapmış. Benim halkım Araplara mahkum olmasın diye gitmiş biyodizel fabrikası kurmuş Atatürk Orman Çiftliği'ne. Nerede bu? Kapandı. Kayseri'de uçak fabrikası kurmuş. Ben Sinopluyum. Ayancık'ta dünyanın en büyük kereste fabrikası vardı. Yerler esiyor şimdi yerinde. Niye hareketlendirmiyorsun? Ha, devlet ticaret yapmaz, fabrika açmaz. Ama açılan fabrikaları kapatır değil mi? Doğru. Doğru. Aynen böyle. Milli, yerli ve milli diyoruz. İhracatımız atıyorum 100 milyar dolarsa ithalatımız 300 milyar dolar. Ne anlamı kaldı? Gir markete bir tane yerli mal var mı? Yok. Hep dışarıdan Çin. Çin malı olduk ya. Ne kaldı abi? Milli olan hiçbir şeyimiz kalmadı diyorsun. Yok abi, hiçbir şeyimiz yok. Biz bile millilikten çıktık ya. Ben işte bugün Beyazıt Eminönü o taraflarda işim vardı.
Gezdim, bir tane Türkçe konuşan insan yok sokaklarda. Ben 20'li yaşındayken, gençken, delikanlıyken gezerdik 3-5 arkadaş. İstanbul'un işte İstiklal'in tadını çıkartırdık. Bizim yerli ve milli arkadaşlarımız Türk milleti gezerdi. Şimdi Arap milleti geziyor, Afganlar geziyor. Bizim memleketimiz, nerede bizim insanlarımız? Git Aykosan'a, Demirciler Sanayi Sitesi'ne git, affedersin eşek gibi çalışıyorlar. Kaç para maaşla çalışıyorlar? 5.000 lira. Nerede 10.000 lira? Git 5.000 lira. Kralı 5.000 lira alıyor. Ayakkabıcılarda, ağır sanayide, torna sanayide çalışıyorlar. Adam 7'de paydos edecek, evine gelecek paket. Araplar ne yapıyor? İstiklal'de git bir tane Arap'tan yani %99 Arap. Gelmesinler demiyorum. Biz de gittik. İtalya'ya gittim, İspanya'ya gittik turist olarak. Ya kısa bir süre ne geziyorsun, dolaşıyorsun, geliyorsun. Ama adamlar buraya kapak attılar. Abi 400 bin dolar da vatandaşlık veriliyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun? Abi 400 bin dolar değil şu anda. 250 bin dolardı. Ben havalandan indim. Ağolu yazmış. İşte bir daire alana 1450 işte vatandaşlık bedava. 250 bin dolardı. Daha 400 bin dolara çıkmadı. Çıkar inşallah da. Çıkar inşallah da biraz daire fiyatları düşer de bizim insanlarımız da daire alabilir. Paralı olanlara 200. Paralı olanlara 250 bin dolar. Parası olmayanlara bedava veriyorlar. Bedava veriyorlar ya. Ya var, onlar da var. TC kimlik numarası veriyorlar. TC kimlik numarası. Kendim Instagram'dan baktım. Adam yani böyle reklamını yapıyor. Ailesinin komple kimliklerini dizmiş, böyle görmen lazım. Yani utandım resmen. Ona da veriyor. Onlar da ayrı bir kayıt tutuluyor. Yani Sayın Süleyman Soylu Bakanımız yani onları da ayrı bir şeyde, kategoride değerlendirecek. 2023'te seçimleri kazanamazsa ayrı bir kategoride değerlendireceğini düşünüyorum. Özellikle o silahlı bekçiler filan. Suriye gibi Türk milletini inşallah namlu çevirmezler. Yani durum onu gösteriyor. Yani şekil onu gösteriyor. Ben 50 yaşındayım. 16 yaşından beri İstanbul'da yaşıyorum. Gitmediğim ülke kalmadı ama Türkiye Türkiye'likten çıktı abi. Çıktı. Biz artık Türkiye'liyiz diyemiyoruz artık. Diyemiyoruz. Bizim Sinop'umuz biraz bakir kaldı. Sinop'la böyle yabancıyı fazla kabul etmiyor. Artık Sinop'ta da var biraz İranlı, Afganistanlı, biraz oranda tadı tuzu kaçmaya başladı. Eskiden Trakya vardı, bölge temiz kalırdı. Orası da gitti. Zaten Türkiye'ye gitti. Türkiye'yi de bir silme sattılar zaten. Bir tane fabrikamız kaldı mı? En son şeker fabrikaları özelleştiriliyor hızla. Yeraltı kaynaklarımız isim değiştire değiştire, eskiden Etibank vardı. Etibor oldu, bilmem ne oldu. Sürekli isim değiştiriyor. Kanada, Amerikan şirketleri halen bastırıyorlar pazarlık halinde. Muhtemelen almışlardır, bizim haberimiz yoktur. Git Erzincan, işte Erzurum diyarına, doğunun bütün su kaynaklarının, o dağlardan gelen sularda siyanürle altın aranıyor. Bütün sular zehirlenmiş durumda. O esnaf arkadaşlarım var. Facebook'tan işte destek istiyorlar bizden. Bir yerde toplantı düzenliyorlar, ara ara gidiyoruz. Yani seslerini duyurmaya çalışıyor. Hiçbir yerde sesleri duyurulmuyor. Niye? Bütün havuz medyası Tayyip Erdoğan'ın yandaşının. Sen eğer AK Partili değilsen senin hiçbir haberin oradan geçmez. Geçmezse Türk halkı da bilmez. Zaten bilmek istemiyor ki Türk halkı. Beyinleri yıkanmış. Yıkandı artık beyinleri. Ben dümdüz kafası kaldıramıyor adam. İşten, güçten, ekmek parasından, kira derdinden, taksitinden, bilmem nesinden, çocuğunun okul taksitinden kafasını kaldıramıyor. Kaldırabilse bir bakacak Tayyip Erdoğan ne yaptığını ama maalesef kafasını kaldıramıyor. Onlar zaten kaldırmasını istemiyor. Zaten bunu da söylüyorlar. 80 milyon diyor. Ben sizin yerinize düşünürüm diyor. Siz düşünmenize gerek yok. Siz çalışın diyor, affedersin. Eşek gibi. Ben sizin yerinize düşünürüm, yaparım diyor. Seçimlerde zaten bunu söylediler. Hani bu kaybolan oylarda, hani mühürsüz oylarda, geçersiz oylarda bizim halkımız, bizim seçmenimiz cahildir. Oy kullanmasını bilmez. O oylar bizimdir dediler zaten. Bakanların bir kısmı söyledi. Ne demek bu? İnsanı affedersin ahmak yerine koyuyorsun. Cahil yerine koyuyorsun. Demek size veren oy veren kesim cahil, kendini bilmiyor. Çok aşağılardaki insan, yani alt kademedeki bitti, fakir bitti. İnsan. Bak arkadaş doğru söylüyor. Bitti. Genç bak. 20 yaşında genç ya. Ben onun yaşındayken senin gencin. Ülke bak. Ülke bitti dese ben ona karşı çıkardım. Evet, milliyetçiydik biz. Ben askerde gazıydım. Burada 6 dikişim var. Şırnak'ta yaptım. 6 dikişim var burada. Gazi unvanı verdiler, almadım. Dedim ki ben bu dikiş için, alt tane dikişim için bu vatandan maaş alacaksam dedim, yazıklar olsun bana dedim, almadım. Evde bir tane şilt verdiler, vatanı 3 belgesi, orada duruyor vitrinde. Ama bugünkü aklım olsaydı ben hakkımı alırdım. Çünkü bunlar yiyorlar çünkü vatanı. Biz öyle düşünüyorduk. Çocuk haklı. Bu gençlerin hepsi ona karşı çıkması lazım normal şartlarda. Ülkücüler vardı eskiden. Şimdi yok. Eskiden vardı ülkücüler.
böyle bir şeyler hemen müdahale edilirdi. 16 yaşındaki biz bu şirinlerden, burada bir sinema vardı. Sinemaya giderken 2-3 tane çocuk böyle kıza bir arkasından bir hareket yaptığı zaman 4-5 arkadaş kim gördüyse saldırırdı. Öyle duyarlılık vardı. Şimdi yok. Şimdi herkes ahlak da dize düşmüş. Her şey bitmiş. Teşekkür ederim abi. Ama AK Parti bitirdi bunları. Bunların bütün suçlusu onlar. Devlet başları biliyorsunuz öldüğü zaman bütün ülkeden hesap verecek. Biz kendi bacağımdan asılacağız. Onlar 80 milyonun bacağından asılacak. Çünkü bu 80 milyona borçlular onlar. Bu duruma onlar getirdiler. Yanındaki en çok işte onları eleştiren MHP özellikle. Bir ana avrat küfür etmediği kalmıştı. Şimdi affedersin şaklabanlığını yapıyor. Doğru değil mi? Girin YouTube'da kanallarında var. En çok o hakaret ederdi ona. Neler söylemedi. Şimdi yanında toz kondurmuyor. Böyle bir hale geldik. Allah sonumuzu iyi etsin ama Allah ne yapsın biz kaşınıyorsak. Siz nasıl yöneticiler istiyorsanız biz size o şekil yöneticiler göndeririz diyor. Kur'an'da öyle söylüyor. Demek ki biz nerede bir hata yaptıysak bize böyle bir yönetici gönderdiler. Özellikle bir de Erbakan gibi adamın çırağını, talebesini bize gönderdi. Allah Allah bize acısın yani.